Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Mart Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün gündüz koşulacak olan Adana'da 7 koşulu bir programımız var. Aynı şekilde akşam İstanbul'da da yine 7 koşulu bir programımız var tabii ki. Her iki videomuz da yayında arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Bu arada akşam Gastrin Park yarışını da eğer yetiştirebilirsem arkadaşlar, bakın söz vermeyeyim, yetiştirebilirsem yayına sokmaya çalışacağım. Çünkü akşam bir hastaneye gideceğim. Çünkü akşam 7.30'da bir hastane randevusu var. Yani bir akşamı, geceyi daha doğrusu hastanede geçireceğim. Hani önemli bir şeyim yok. Sadece bir uyku apnesi için randevu verildi. Normalde daha ileriki tarihteydi ama işte benim bu akşam arayınca da, yani yarın akşam için uygun musun diye, en azından ben de hazır fırsat varken bunu da değerlendireyim. Aradan çıksın. Çünkü uyurken inanın zorlanıyorum. Tabii uyku apnesini bilenler bilir yani ne olduğunu da. O yüzden yarın yine yetiştirmeye çalışacağım. Bakın eğer yetiştiremezsem de kusura bakmayın. Ama ben en azından yerli yarışları bugünden, yani pazar günkü yarışları bugünden halletmeye çalışacağım. Yine eğer halledemezsem pazar günü gündüz artık yayına vermeye çalışırım artık. Nasıl olacaksa artık bakalım. Her şeyden önce bunu belirteyim dedim. Günün koşullarına geleyim. Fazla sözü uzatmadan, bir Adana'da 7 koşulu programımız var. Saat 14.30'dan itibaren birinci koşumuz başlıyor. Yedili Plase ve Üçlü Gayanaya'mız. Tabii burada bir şartlı 5, 3 yaşlı İngiliz'in 1500 metre kum yarışında 5 safkam var. Ama ben burada 3 dolu CR, en azından bu Yonaguska temsilcisi Müslüm Çelik'ten bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere en azından Yedili Plase ve Üçlü Gayanaya'nın bankosu olarak 3 dolu CR'ı Müslüm Çelik'ten tek olarak öneriyorum. Altılı Gayanaya'mız saat 15'ten itibaren, ikinci koşudan itibaren başlıyor. Yani Altılı Gayanaya'nın ilk ayağı. Maiden 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışında, şu ekranı biraz ayarlayayım şöyle, evet. Evet, bu 1900 metrelik maiden yarışta baktığım zaman 8 safkan var. Ama ben burada öncelik olarak biraz temkinli oynamakta fayda var arkadaşlar. Burada çünkü geçen bir çim koşanlar var, kum koşanlar var. Yani karman çorman oluyor artık. Haliyle sizler de anlıyorsunuz. Yani bir kumda bakıyorsunuz at farklı, çimde farklı. Bazen her ikisinde de iyi koşabilen safkanlar oluyor. Ben burada 4 dolu Kaçar Yunus'a vereceğim. İsmail Katı ile start alacak olan bu Atom Karınca temsilcisi. Son yarışı çimde ikincilik elde etti. Bugün kum pistte yarış koşuyor. Ama kumlu da olan bir safkan. Ama demek ki anne kanatından bu Ricardo, çünkü biraz daha çimciydi. Annesi de Füsunkar da. Biraz çim ağırlıklı oluyor. Atom Karınca zaten İzmir'de ben bütün yarışlarını seyrettim. Bayağı işgalli maşallah güzel bir safkandı. O da kumu seven bir safkandı. Ama gördüğünüz gibi çim kum ayrı etmeyen bir safkan var. 4 nolu Kaçar Yunus'u yazacağız. Çünkü safkan bayağı formda, iyi çalışmalara sahip. Daha sonra 5 nolu Mukattar Bey, bir Yakup Bey temsilcisi Mehmet Akyavuz'u start alacak olan bir safkan da. Benim bugün sizlere önereceğim safkanlar arasında. Daha sonra 3 nolu Fergani, bir Altağ temsilcisi Mehmet Gökalp Arslan da start alacak olan bir safkan da. Yine kum çim ayrı etmeyen bir safkan. Bugün yine bence kuponlarda yeni alması gereken isim. Daha sonra yine istikrarlı bir yarış grafiği yakalan, oldukça da formda olan bir nolu Atik Yıldız. Bu Atik Bey temsilcisi de muhakkak kuponlarda yazmamız gereken isim. Ve son olarak da bir 7 nolu Yağız abi, bu Kara Yağız temsilcisi de Bağ Sultan'la yazıp bu aya bu şekilde 5 safkan olarak geçebiliriz. 4-5-3-1-7 sıralamasıyla benim ilk ayak için sizlere önerdiğim safkanlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir çim yarışı var karşımızda. Tabi Adana pistini bilmiyoruz. Şu anda Adana yağış var mı yok mu? İzmir maşallah yani bayağı gök delindi sanki. Bugün acayip yağmurlar yağdı. Bugün Adana'daki bu ikinci ayak çim yarışı. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim kursunda 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 5 nolu Popular City'ye vereceğim. Bu Marseveli temsilcisi Ahmet Çelikli start alacak olan bu safkan. Nihayetinde çim pisti bekliyordu. Bayağı düzenli olarak çalışmalarını devam ettirdi. Bayağı da iyi bir kanatlara sahip. Anne kanatlı bile Bernardino gibi yine iyi bir aygırın tayı. Yani kan orijin olarak mükemmel. Çalışmaları da çok iyi. Ahmet Çelik'le de bence bu yarışı en de gelen ismi. Daha sonra Altınoğlu Latif Baba, bir Lanya temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkanda nihayetinde ikinci yarışını da gördü. En azından kum çim ayrı etmeyen bir safkan ama çimde biraz daha etkili olan bir safkan. Yine iyi çalışmalara, iyi hazırlıklarıyla yazılması gereken isim olacak. 6 nolu Latif Baba, Müslüm Çelikli ve son olarak da 3 nolu Power Rhythm. Bir Invisible Sun temsilcisi Burhan Kılıç'la start alacak olan bir safkan. 133 gün önce yarış hayatına başladığı tek koşuyla kazanan bir isim. Bugün ısrarla çim pisti bekledi ve itinayla hazırlıklarını devam etti bu safkan.
Bugün yine kuponlarda yazılması gereken isim. Yani 5-6-3 rakipler oranında en az 1-2 adım da olsa ön planda, yani bir 3 sakın yazıp bayağı bu şekilde de geçebiliriz. Eğer ilave etme gereği duyanlar için de 4 nolu Demirinci, bu El Kore 4 temsilcisi Ayhan Kurşun'la bugün etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olur. Daha sonra 1 nolu Serhoş Baba. Vallahi bu ayıkken hiç iyi koşmuyor ama bu Serhoşken bu iyi koşuyor. Bu Fenerbahçe temsilcisine bence Berat Demir'le kuponlara yazabiliriz. Fena değil çünkü bu safkanın çimpis performansı da iyi, yani onu da en azından söyleyeyim. Son olarak da 9 nolu Periana, bir liner temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start alacak olan bu safkanda en azından çimpiste kazanmış bir isim. Geçenlerde 2 ay önce görmüş olduğu yarışta da sonra bence idman hızlandırdı bu safkan. Bu yarış için bayağı iddialı şekilde geliyor. Yani 5-6-3 önce 4-1-9 da daha sonra önerdiğim safkanlar bu ikinci ayak için. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganya'nın üçüncü ayağında yine çekişmeli, zevkli ve zorlu bir yarış olan Handicap 14. 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında buraya geldiğimizde baktığımızda 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben burada biraz riske gireceğim. Çünkü program genelinde inanın çok alternatif sunulacak, hani risk edecek bankolar var ama ben bugün bu safkanın biraz daha ön planda olacağını düşünüyorum. Yani benim kanaatimce. Çünkü geçen yarışında bir 60 kilo koştu ama ikincilik elde etti. Bugün en azından bir 56 kilo olması büyük bir avantaj olacak. Bu Altınolu Savaş Bey için Victor Galab'ın temsilcisi olan bu safkan Ayhan Kurşun'la ben bugün bu şanssızlığı kırıp bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. Benim bugünkü limanım Altınolu Savaş Bey olur arkadaşlar. Şöyle bir not vereyim. Normalde bankonun yanına at vermiyorum. Bazı arkadaşlar söylüyor ya banko veriyorsun, arkasından bir sürü at veriyorsun. Arkadaşlar ikili oynamak isteyenler için ben en azından bir şu 12 nolu King Atlas benim bayağı bir dikkatimi çekiyor. Bu safkan bakın kötü bir safkan değil. 26 handikap oluşu sizi yanıltmasın. Hani bu safkanın bugün ben eğer buraya çok at yazmış olsaydım bu 12 nolu safkanı muhakkak altılıya sokardım. Ama Savaş Bey bugün bütün şartları bana denk geldi. Yani bütün şeyleri Altınolu Savaş Bey'in kazanması bekliyorum. Eğer ikili bahis oynamak isterseniz veya bahis türleri bu 12 nolu King Atlas'ı bir değerlendirin arkadaşlar. En azından bu benim sizlere bir not olarak önereceğim bir safkan olsun. Ama tabii ki bende Altınolu Savaş Bey banko arkadaşlar. Yanına at ilave etmiyorum. Sadece ikili ve bahis oynamak isteyenler adına konuşuyorum. En azından bunu da belirteyim. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağında bir Tendrek koşusu. A3 niteliğinde koşacak olan 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. Bu her yıl geleneksel olarak Adana'nın sezonun sonlarına doğru bu tendrek koşuları var. Çim yarışı olarak genelde buradan kazanan safkanlar Gazi'de şanslı isim olarak nitelendiriliyor. Genelde de bu şekilde çıkıyor. Yani buradan bayağı kalite safkanlar çıkıyor. Burada şimdi bazen kayla almadığımız safkanlar bir bakıyorsunuz İstanbul sezonu, Ankara sezonundayken bir anda şimşekler, flaşlar hep bu safkanları gösteriyor. Çünkü buradan en azından bir göstergesi oluyor diye. Ben de haklı olarak çünkü iyi safkanları burada gördüm. Ben de burada ilk şansı 2 nolu Burgas'a vereceğim. Bir King David temsilcisi Ahmet Çelik'le en azından Çimpis'in etkili bir safkanın olduğunu son yarışını kazanarak da gösterdi. Ahmet Çelik'ten ilk şansı vereceğiz. Daha sonra 11 nolu Madalyor'un bir Anatoli temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan en son yarışında Burgas'a çarpıldı. Burgas'ın arkasından bir ikincilik elde etti ama bugün rövanşı alabilecek güce sahip. Çünkü her geçen gün nefesini daha da ileri taşıyan bir isim. Çimpis'in zaten etkili bir ismi olduğu da belli. Zaten daha önceki yarışlarına baktığımız zaman yine iyi gruplarda mücadele eden bir isim. 11 nolu Madaloren. Ayhan Kurşun'la ikinci safkan olarak yazalım. Daha sonra 3 nolu Kagner. Bir Victor Galop Caminando orijinli bu safkan Müslüm Çelik'le start alıyor. Gördüğünüz gibi son 3 yarışın 3'ünde kazanmış. Zaten grup yarışları da var bunun içinde. Yani bayağı bir şu anda herkesin kafasındaki soru bu 3 nolu Kagner ne yapacak? Bu arkadaşlar Cougar diye bir safkan var. Bu Cougar'ın ana baba bir öz kardeşi. Yani şimdi Cougar hiç çimde birinciliği yok. Yani şöyle diyeyim bu safkan da ilk yarışını çimde koştu. Yani ilk ona girmedi. Hadi o neyse en azından yarış gördü o olarak kabul edebiliriz ama bugün ne yapacak? İşte benim kafamdaki soru bu. Başlangıçta baktığım zaman bu Kagner koşuyor. Banko. Yani kafamdaki ilk şey buydu ama bu safkanın abisi yani bir yaş büyüğü hiç çim kazanmadı. Yani şimdi bunu da baz alırsak çünkü aynı orijin. Baba da aynı Victor Galop. Anne de aynı Caminando. Yani şimdi soru işaretleri veriyor. Eğer bugün bu kardeşi abisine uymaz da çimde koşayım derse bu grubu geçer arkadaşlar. En azından bunu belirteyim ama abisine takılı huyuna takılırsa
O zaman işimiz iş, bu safkanı artık kum yarışlarına takip etmek zorunda kalırız. Ama her ihtimale karşı bu 3 not Kagner'ı bugün en azından yazmak zorundayız. Çünkü tam bir soru işareti kafamızda olan bir at. Ama bakalım, bakarsınız Çim'de daha güzel hoşuna gider. Farklı koşar ve Gazi'nin adayı olur arkadaşlar. Çünkü bu şekilde yorumlanıyor bu safka. Tabii bunun yanına en son olarak da bir de 10 nolu Tron'u yazıp bu Torak temsilcisini Saadettin Boyraz'a en azından son güzel üçüncülüğüyle yani Çin pistinde iyi koşacak safkanı olduğunu belirten bu safkanı da yazacağız arkadaşlar. Yani 2-11-3-10 bilin bu koşuda sizlere önerebileceğim safkanlar. Bakalım, ben de merak ediyorum bu kadın ne yapacak. Bakalım yarın cevabını büyük ihtimalle verecek bu safkanı. Ama kalkıp da birincilik mücadelesine girerse yani demek ki bu safkanda bir şey var. Evet, buraya bastığımız halde gelmiyor. Evet. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 5. ayına geldiğimizde bir şartlı 5 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı. Buraya baktığımız zaman 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta işte bir ara bu 1 nolu Barikat'ı ben tek olarak önereyim dedim. Hani öbür ayakta at yazayım. Şimdi ikisi arasında bir karar kılamadım. Yani bu 3. ayaktaki 6 nolu safkanla 5. ayaktaki 1 arasında gidip geldim. Ama ben yine her ihtimale karşı eğer bu ayağı tek atarsanız 3. ayağı at yazabilirsiniz veya 2 bankora geçebilirsiniz. Artık tabii şimdi bazen tek banko değilim, bazen iki banko, bazen üç banko ile de oynanabiliyor. Çünkü herkesin bütçesi aynı değil. Ben burada yine Barikat'ın büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum Saadettin Poyraz'a. Bu grubun birkaç adım da olsa ön planda olan bir ismi. Ama bu safkanın yanına at yazarsanız bence uygun kiloyla koşacak olan bir 800 nolu Wind mesafe yatkınlığıyla da bu Kaneko temsilcisi Mehmet Akyavuz da bana göre en ciddi rakibi olur diye düşünüyorum. Yani biri ya tek atacağız ya da yanına ilave etmek isteyenler 8 nolu Wind'i yazmanızı önereceğim. Günün son koşusuna geldiğimizde bir handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında. Burada biraz kalabalık yarışımız var. Evet, ekranımızı sığdırabilecek miyiz? 18 safkan var. Allah, sığdıramadık. Yine teknolojiye başvuracağız. Evet, Allah'tan bunu öğrendik. Öğrenmezsek işimiz zor yani. Evet, şimdi teknoloji sayesinde sığdırdık. Arkadaşlar benim bu ayakta sıralamam 9 olan Babak. Bu hızlı tay temsilcisi Uğur Temur'la benim ilk şans verdiğim isim safkan. Bu aralar baya iyi durumda. İyi de çalışmalara sahip, iyi de formu var. Daha sonra 7 olup Poyraz'ım. Bir aya bakan temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olan safkan da yine çok formda. Yani bu 3 yarışı birbirinden güzel. Ben bugün yine Poyraz'sız bir oyun yapmayalım diyorum. Ve son olarak da 2 olup Taşçı Pehlivan. Ben ısrarla bu takvime devam. Bu safkan da geçen yarışında koşacaktı. Bir şeyler oldu. Yarıştan çıkardılar. Ama bugün bence yine Taşçı Pehlivan'ın 2 nolu Taşçı Pehlivan'ın kupadan ezen bu safkan kalite olduğunu unutmayalım. 9-7-2 biraz daha rakipleri ön planda. Yani bu 3 safkana sığınıp geçebiliriz. Ama ilave etmek gerekirse de bu 17 nolu Efkarlı Efe. Valla Efkarlı mı? Efkarlı. Boş güreği bulmuş. Bir son hap temsilcisi Ali Kaçmaz da yazabiliriz bu safkanın gelişmeler içerisinde ve son olarak da 6 nolu Feyyat Baba. Bir yaşayacak temsilcisi Mehmet Keskin de start alan bu safkanda son yarışını kazanan bir isim. Yani bugünün ıska geçirmemesi gereken safkanları olması gerekir. 9-7-2 önce 17-6 da diğer sizlere önerdiğim safkanlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.